Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakınız, burada neyden bahsediyor? Genel itibariyle diyor ki işte Binance'dan vesaire, Binance'ın A yükseltmesinden bahsediyor ve olacaklar üzerine konuşuyor. Biz de bunlar üzerine konuşmaya devam edeceğiz iki videodur e, vaat ettiğim ama bir türlü e, konuşamadığımız gibi diyeyim. E, burada da tabii ki vakit kalırsa alınabilecek altcoinler listesinde ilerlemeye e, devam edeceğiz. Bu arada gözüm 23'ü diye takıldı fakat A yükseltmesi bugün gerçekleşecek. A yükseltmesi dün gerçekleşmedi ve umarım ben yanlış bilmiyorumdur ama A yükseltmesi ben bugün gerçekleşecek diye biliyorum. Onu söyleyeyim çünkü Normalde 23'ünde gerçekleşecekti ekstra duyuru geldi Bakayım ben mi yanlış gördüm 23'ünde diyor evet e, Bugüne ertelenmişti çünkü o yüzden e, Neyse dur bakalım şurada ne yazıyor acaba Gerçi yazı da eski ama şöyle bir bakalım hemen Ne zaman diyor bir zaman demiyor herhangi bir şekilde Her neyse ya dediğim gibi bugün gerçekleşecek çok büyük ihtimalle çünkü dünden bugüne büyük ihtimalle haber eski diye bunu bu şekilde yazdı. Evet. Binance biliyorsunuz bunu bu şekilde duyurdu. Kaç videodur konuşuyoruz bunu konuşmak önemli olacaktır. Bak her zaman söylüyorum. Farklı coinlere yatırım yapmanız çok önemli. Mesela burada adı geçen FED tamam mı? Ya benim gerçekten potansiyelli bir coin'di dilimci bir zamanlar buna inanabilirsiniz. Eğer işte yeni yatırım yaptıysanız vesaire işte yeni girdiyseniz hep böyle değildi bir zamanlar gerçekten meyilliydi ama işin içerisine ne zaman çıkar girdi işte farklı insanlar girdi Ondan sonra işler tamamıyla bozdu şimdi ben de bu, bu kadar duruyorum Çünkü ya mesela bazen diyorlar ki sen de hani çok regülasyon çok istiyorsun falan ya regülasyonu nasıl istemeyim? Bak şu an mesela kendisini ekip diye tanıtan kişiler nerenin ekibi onu da bilmiyorum. Yani ekip adam ekip diye çıkıyor ortaya tamam mı sözde bir ekip yani Allah Allah falan dersin böyle. Kim kendini ekip diye tanıtırsa Tera Klasik'te ekip o oluyor zaten. Ya yani şu an ben de ekip olabilirim yani Tera Klasik ekibi. Tamam mı? Gayet müsait yani ortam. Ama ee, bu şekilde olmayacaktır. Zaten 10 tane ekip var ortada. Terasi Vital ile e, ortakal bir görev gücü fakat en büyük payı burada alıyorlar tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde e, maalesef sıkıntılar sürmeye devam ediyor ve bu şekilde işler artık yani aldı başını gitti diyebilir. Ben regülasyonları niye bu kadar istiyorum? Şu anda kendini ekip diye tanıtanlar göz göre göre ...yatırımcıların parasına çöküyorlar. Göz göre göre... bir e, ...vaktin bir potansiyelli... ...bir coinini... E, ...iyi yerlere yeniden gelebilecek... ...markalaşıp farklı bir şekilde... ...ilerleyebilecek bir... E, ...token yapısını... ...resmen öldürdüler... ...kendi çıkarları uğruna ve... ...resmen bir dolandırıcılık... ...yapıyorlar. Ben Duvon'a bile... ...dolandırıcı demedim. Bak izleyenler bilir... Ben Duvon'a bile dolandırıcı demedim ama şu ankiler gerçekten de dolandırıcı. Bunu göz göre göre yapıyorlar. Ee, bak şikayet edildiler. Gözaltına alındılar. İki saat sonra hadi güle güle. Kimse bir şey yapamıyor ki adamlara. Arkadaş adamlar halbuki dolandırıyor. Adamla ki büyük ihtimalle hiçbir şey olmayacak da bu adamlara. Siz bakmayın. Şimdi Duvon öyle ciddi çökertti de yani bu adamlar sizin paranıza konacak, konacak, konacak. Buradan token yakımlarından parayı cebe atacak, atacak, atacak. Ondan sonra hadi hoşça kal deyip gidecekler. Aynen böyle olacak. Ben de buna çok gıcık oluyorum işte. Bunu çok yaptılar çünkü. Zamanında da topluluk adı altında çıktılar. Zaten çöküş bir geldi. Etraf böyle yani lağım patladı ya sanki. Böyle şey gibi böyle leş kargaları türedi yani ortada. Sürekli ekip adı altında çıkıp coin'i berbat ettiler. Gerçekten sanki lağım patladı yani böyle. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance destek duyurdu diyor. Şu ifadelere yer verdi. E, Fetcay diyor ayın 23'ünde evet Fetçay dün gerçekleşti de diyorum ya ben e, lunch, bugün diye biliyorum tamam mı? Ya bunu e, hazırlıklı olun. E, çay diyor öğlen saat 3 de tamam. İşte para yatırma çekme işlemleri bla bla. Mesela FED çok sağlam bir kripto paradır. Bak çok sağlam. Örneğin soruluyor işte ne yapalım. Ya bu FED çok iyi bir kripto paradır. Ben bunu açık açık söylüyorum. Portföylerde bulundurulabilecek bir kripto paradır. Düzgün bir hiyerarşisi vardır. Çok sürekli yatırım alan kurumsal ilginin arttığı potansiyelli bir kripto e, paradır diyorum ya e, ne diyor ayın 23'ünde diyor bu tarihten itibaren falan şey yapacağız diyor e, kaç 21.30 itibariyle askıya alacaklarını söylüyor e, akşam saatinde evet büyük ihtimalle bu akşam gerçekleştirilecek ve e, şey yapacak neyse şuna geçelim bunda ekstra bir şey var mı e, sessizlik bozulabilir diyor işte 4.06'lara varan bir e, düşüş yapabileceğini gösteriyor diyor. Mesela e, Zaradar biliyorsunuz lunc için dedi ki 4.01'lere kadar düşecek dedi. Tamam mı Zaradar? Bak insana sorulur. Yani ben luncun ben hala uyarıyorum düşecek diye. Yani ama o Zaradar bir zamanların şeyiydi. Böyle bir zamanlar millet Zaradar'ı çok severdi. Zaradar ne derse şey yapar falan. Ama Eleştiriyordum <laughs> Zaradar'ı ondan sonra. Zaradar bir zamanlar diyordu ki lunç şöyle yükselecek, böyle bir dolar yapacağız bilmem ne. Bismillah şimdi adam ekipten ayrıldı. Diyor ki lunç 4.01'lere 4 kadar düşecek. Abicim düşeceğine inanabilirsin. Doğru. Ama senin bir ayda fikrin nasıl değişti? E, bir ay önce bu coin 1 dolar olmayacak mıydı? Bir ay sonra 4.01'lere çökecek diyorsun. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu yani. Anlatabiliyor muyum? Tamam durumlar değişir. E, Lunj'da da durumlar değişti. Ama ben bu durum değişikliğini 4-5 aydır e, bahsediyorum. Yavaş yavaş durumu inceliyoruz ve evet işler sürekli kötüye gitti. Ama sen bundan daha bir ay önce Lunj'u 1 dolar yapıyordun. E şimdi 4-0-1'lere çökecek diyorsun yani. Bir ayda 1 dolara gidecek olan coin 4.01'lere nasıl çökecek? Hangisi doğru yani? Hangisisin sen? Hangi zaradar doğru söylüyor burada? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.